Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber TypeScript'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu derste bunları göreceğiz. Hatta bunların yanında şöyle bir şey yapacağım. Objektleri arkadaşlar buraya sallıyorum. Şu 7 olsun. Şu 8 olsun. Objektleri bir sonraki derste anlatacağım. Çünkü interface ve type kullanımıyla beraber objektler sizde daha iyi oturacaktır. Bu ikisi bir bütün. Bunlar bir olsun. Sadece bu derste bunları görelim sizlerle beraber. Şimdi union types. Union types nedir baba? Yazayım buraya. Şimdi arkadaşlar union types şudur. Şimdi sizin bir tane değişkeniniz var. Gene age üzerinden örnek vereceğim. Yaş diye bir değişkeniniz var. Şimdi bu yaş 25 de olabilir. String 25 de olabilir. Tamam mı? Burada bizim şöyle bir operatörümüz var. Alt gr z'nin yanındaki küçüktür büyüktür işaretine beraber bastığınızda şu veya işareti. Bu union types oluyor. Bunun anlamı şu, benim şurada şöyle bir aksiyon alabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim buradaki age'im string de olabilir veya number da olabilir diyorsunuz. Bu şekilde dediğinizde bakın 25'i verdiğimde de kabul etmiş oluyor. String 25'i verdiğimde de kabul etmiş oluyor. Ama mesela buraya gelip de true atayamazsınız arkadaşlar. Buradaki union types'in tamamen amacı bu. Belirlemiş olduğunuz değişkenin birden fazla tip tanımı atamasını sağlamanıza yarar. Burada birçok tanım da yapılabilir. Mesela buraya boolean'da setlenebilir diyebilirsiniz mesela. Bakın boolean'da kabul etmiş oldu. Yani bir değişkeni sadece bir tip değil, birden fazla tipe de sen izin ver demek için buradaki union types'ı kullanabilirsiniz. Bunun zaten anlamı veya, veya da ne demek? Bu da olur, baba bu da olur, fark etmez demek. O yüzden bunun böyle bir kullanımı olduğunu bilin. Bu union types çok kullanılıyor arkadaşlar. Kullanacağız. Proje geliştirirken de kullanacağız. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Şimdi literal types var. Literal types da arkadaşlar bir değer setlemeye zorlamak için kullanılıyor. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim gerçek hayattan. Status result diye bir değişken tanımladım. Statü sonucu. Buraya geliyorum. Arkadaşlar buraya ne diyelim pending statüsünde olabilir veya geldim buraya ne diyelim bu arada bunu buraya değil şöyle yapacağız sen pending statüsünde olabilirsin veya bakın veya kullanıyorum dikkat edin yani union types kullanmış oluyoruz approved statüsünde de olabilirsin. Rejected statüsünde de olabilir. Bakın bu şekilde tanımlama yapabiliriz. Ben ne yaptım? Union types'larla beraber bu sefer literal type kullanmış oldum. Şunun anlamı bu arkadaşlar. Bakın burada bir tip tanımı yapmadım. İki nokta üst üsteden sonra biz normalde bir tip tanımı yapardık. Sen string'sin, boolean'sin falan derdik. Burada bir tip tanımı yapmadık. Burada dedik ki iki nokta üst üsteden sonra buraya gelebilecek böyle yaparsam buraya gelebilecek değerler, şu değişkenime setlenebilecek değerler ya bu olacak, ya bu olacak, ya bu olacak dediniz. Aslında siz buradaki tanımlamış olduğunuz değişkene bir tip tanımı yapmadınız. Şu değerlerden bir tanesi setlenebilir buna, başka hiçbir değeri kabul etmiyorum dediniz. İşte burada da literal type'lar giriyor arkadaşlar. İhtiyacınıza göre uygulamanızın herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Mesela ben buradaki status result'uma gelip burada pending atayabilirim. Daha sonra konsola status result'umu yazdırdığımda pending'i görebilirim. Veya aşağıya gelirim. Approved yazdırırsam en sonunda approved setlendiği için result'umda approved görünür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama mesela aşağıya gelip bir değer daha setleyeceğim. Ben buraya gelip de NS setleyemem. Üstüne geldiğimde de buradaki NS şu değerlerden birisi olmadığı için sen bunu not assignable setleyemezsin, atayamazsın diyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. İşte bunun adı da literal type oluyor. Tip belirlemesi yapmıyorsunuz. Bir değer setlemeye mecbur bırakıyorsunuz karşıya. İhtiyacınızın olduğu yerlerde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu anlattık. Literal type'ları da anlattık. Array'lerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar array'leri zaten her yerde kullanacaksınız. Çok basic bir şekilde array tanımı yapalım sizlerle beraber. İleride daha kompleks array'ler de kullanacağız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi mesela benim
İsimlerim var ve ben isimleri bir array'de tutmak istiyorum. Onun için bir array tanımı yapacağız. Array nasıl tanımlanır? Names diye bir değişken tanımlıyorum. Ve senin tipin bir array'dir diyorum arkadaşlar. Ve senin değerlerin de şudur diyeceğim. Enes olsun, Harun olsun, Yakup olsun. 3 kişiyi tanımladım. Üzerine geldiğimde hata veriyor. Sen bunları string olarak tanımladın ama senin tipin belli değil aslında. Bakın arkadaşlar, biz burada şunu yaptığımızda buradan bize şunu istiyor. Ben hangi tipteyim diyor. Buraya string verirsem düzelecektir. Aslında bir array tanımı nasıl oluyor? Şu şekilde sizlere göstereyim. Ben burada bir tane names adında bir değişken tanımladım. Bu names adındaki değişkenin bir array'dir dedim. Ve bu array'im de string tipinde bir array'dir dedim. Ve buradaki array'imi tanımlayıp içerisine string değerlerimi verdim. Aslında tamamen yapmanız gereken şey şu. Şurası. İki nokta üst üsteden sonra bunun bir string tipinde array olduğunu siz bu şekilde TypeScript ile söyleyebiliyorsunuz. Gelip de buraya daha sonradan 5 değeri atayamazsınız arkadaşlar. Size kızar. Atamanıza izin vermez. Çünkü bu names adındaki array sadece stringleri kabul eden bir array'dir aslında. Daha sonra gidersiniz bunu names'lerin üzerinde for each ile dönersiniz. Şöyle gelelim names nokta for each diyelim. Her birini name olarak yakalayıp konsola şu name'leri yazdırabilirsiniz. Bakın bu şekilde konsola bunları yazdırdık. Fonksiyonları anlattığımda buraları çok detaylı sizlere göstereceğim, bu tipleri belirlemeyi de. Şimdi oraya hiç girmeyeceğim. Mesela şöyle bir şey de yapılabilir. Let ne diyelim? Numbers diye bir array tanımlayalım. Bu sefer de senin tipin iki nokta üst üste koydum. Sen number tipinde bir array'sin diyorum. Burada gelip bu şekilde yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Console.log'la numbers'ları yazdıralım. Şurayı temizliyorum. Yazdırdığımda bakın yazdırmış oldum. Bu sefer de ne yaptık? Şuradaki tanımlamış olduğumuz array'in number tipinde bir array olduğunu bu şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir yöntem daha var. Hep böyle kullanmaya gerektirecek bir şey de değil. Şöyle de yapabilirsiniz. Şunun aynısını yapıyorum. Bakın. Let numbers 2 diyorum. Şu şekilde yapmaktansa şöyle bir kullanım da var. Bir yerde karşınıza gelir. Sonra Enes bana göstermedi demeyin. Array diyorsunuz. Küçüktür açıyorsunuz. Number diyorsunuz. Bu şekilde de tanım yapabilirsiniz. 3'e kadar yazdıralım. Konsola number 2'yi yazdırıyorum. Burayı temizledim. Yazdırdığımda bu şekilde çıktığı görüyorsunuz. Şunları yorum satır yapayım tabii ki de. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3. Array deyip tipinde verebilirsiniz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Number deyip şunu verdiğinizde şu aslında şuna eşittir. Aynı şekilde string deyip şu şekilde vermekle array deyip string vermek aynı şey arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın. İki sintaks yapısında kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Aklıma bir de şöyle bir şey geldi benim. Mesela sizin elinize bir dizi var. Hem isimleri tutmak istiyorsunuz. Hem de içinde bir de number değeri tutmak istiyorsunuz. İki tip de olsun eriğimin içerisinde. Yani bir sepet gibi düşün. Elma da olsun, armut da olsun. Ayırmak istemiyorum. İkisine de ihtiyacım var. Orada union type'ları gene kullanabiliriz. Zaten burada öğrenmiştik. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelirsiniz. Let mixed diyeyim. Mixed array. Karışık array yani. İngilizce kullanıyorum. Biraz İngilizceye alışın arkadaşlar. Normalde Türkçe kullanırdım da. Mixed array diyorum. Ve bu array'imin tipine sen geliyorum burada. Şöyle yapabilirim. Sen number tipinde de olabilirsin. Veya senin içine setlenecek olan değerler string tipinde de olabilir diyorum. Ve burada setleyebilirim arkadaşlar. Buraya gelip Enes'i de koyabilirim. Ali'yi de koyabilirim. Biri de koyabilirim. İkiyi de koyabilirim. Kızdı tabii ki de bize. Neden kızdı? Setleyemezsin diyor bu şekilde. Şunları tabii bu şekilde setlenemez bu. Ben bunun array olduğunu şöyle yapsam. Burayı kessem. Bunu şöyle alsam. Bu şekilde belirtsem. Burası da bize kızdı. Burada güzel patladık. Hatamız nerede? Bakın bilmiyorum. TypeScript arrays
Multiple type diyorum. Bakın videoyu da kesmeyeceğim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Nasıl tanımlanıyormuş? Bakın tipleri burada tanımlamış. Array'i buraya koymuş. Aslında burada tipi veriyormuşuz. Tamamen yapmamız gereken şeyi bulmuş. Mesela burada string demiş, number demiş, tipi vermiş. Bakın ben yanlış kullanmışım mesela. Hiç problem var mı? Yok. Şunu siliyoruz. Şuraya parantez açtım. Bu array string tipinde de olabilir, number tipinde de olabilir. Bakın bu şekilde kullanılmış. Yani sakın ezber yapmayın. Gördüğünüz gibi videoda patladım. Ama kesmeyeceğim özellikle de. Doğal olsun videomuz. Bu şekilde hatanızı aratın ve bulun arkadaşlar. Sakın ezberlemeye çalışmayın. Oturup saatlerce kağıda kalemle kağıda yazanlar var. Ha, böyle tanımlamış, buraya virgül konuyormuş. Gerek yok. Ezberlemeyin. İnternet elinizin altında. Bunu kullanmayı bilin arkadaşlar. Ama güzel patladık, bunu da kabul edeyim. Bu şekilde kullanılıyormuş. Çoklu multiple yapılarda. Mesela buraya false setlememe izin vermemesi lazım. Bakın false setleyemiyorum. Çünkü boolean tipi tanımı yok. Buraya veya buranın içerisi boolean da diyebiliriz. Bakın burada izin verdi. Şurayı çok hızlı bir şekilde anlatayım. Böyle geleceğim. Benim bu isimde bir tane array'im var. Şurada bunun bir array olduğunu belirttim. Bakın iki nokta üst üste koymuşum. Bu bir array'dir dedim. Ve bu array'imin tipi de string de olabilir, number da olabilir, boolean da olabilir dedim. İçerisine de değerlerimi verdim arkadaşlar. Bu şekilde kullanılabilir array'lerimizde. Bunlar bizim basic tipteki array'lerimiz. Yarın ben string tipinde bir array tanımlamayacağım. User tipinde bir array tanımlayacağım. Veya generic tipte bir array'ler tanımlayacağım. Bunların mantığını güzel anlayın. İleride karışacak derslerimiz. Buraya da bir artı koyarak bu dersi de tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.